Bu hafta siyasetin gündeminde Canan Kaftancıoğlu'nun hakkındaki Yargıtay kararı var, biliyorsunuz. Önceki günden bu yana arda arda açıklamalar yapıldı. Biz de buradan elbette hukuki bir konu. O nedenle hukukçu konuklarımızla buradan başlayacağız. Avukat Serkan Toper'den başlayalım. Bir siyasi karardır bu karar diyor muhalefet. Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun 10 yıl önce attığı tweetler üzerinden yargılandığı davalarda mahkum edilmesine ilişkin. Siyasi bir karar mıdır bu karar, Serkan Toper? Şimdi tabii ki bunu söyleyenler, bir kişi çıkıp Canan Kaftancıoğlu atılı suçları işlememiştir diyen bir kişi gördünüz mü? Hayır. Dolayısıyla bu suçu işlememiştir diyemedikten sonra bu karar siyasidir. Niçin bunca zaman geçtikten sonra böyle bir cezalandırma yapıldı? Bu iktidarın yargısı muhalefeti baskı altına almaya çalışıyor şeklindeki söylemler maalesef yine o bilindik Türk yargısını zan altında bırakmaya yönelik söylemler. Şöyle diyorlar, şimdi 10 yıl öncesine dönersek başka kimlerin davaları açılır. Bu da emsal olur. Yani her siyasi görüşten aynı şekilde suç kabul edilebilecek paylaşımlar yapıldı. Bunun mu yolu açılacak da deniyor. Ona ne diyorsunuz? Dava zaman aşımı devletin cezalandırma yetkisiyle alakalı. Siz bu zaman aşımı süresi içinde bu davalar açılır ve devlet cezalandırma yetkisini kullanabilir. Eğer benzer kişilerle ilgili bir kanaati var ise bunu söyleyen kişilerin giderler suç duyurularını yaparlar. Tipik aynı eylemle ilgili bir takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkıyorlarsa o zaman çıkar derler ki yargıda çifte standart var. O eleştiri o zaman anlamlı hale gelir. Şimdi bakın anlatacağım konuda da şu vardı. Canan Kaftancıoğlu işte 2013 yılında 2014'te 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu tweetleri atıyor. 2019 seçimlerinden sonra da soruşturma başlatılıyor ve davaya dönüyor diye. 2013-2014'te atıyor. Ve Yargıtay da bunu dikkate almış zaten. Nerede dikkate almış biliyor musunuz? HCK 216'dan dolayı, yani halka kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasında demiş ki evet bu kişi bu tweet'i atmış şu tarihte. Ama ve lakin diyor bu suçun diyor önemli bir somut tehlike suçu ama diyor açık ve yakın bir tehlike oluşma şartı da var. İşte diyor ben burada buna bakarım diyor. 2013'te 2014'te atılmış tweet'ten dolayı diyor tarih olmuş 2022, açık ve yakın bir tehlike oluştuğundan bahsedemeyiz diyor. Bu yönüyle diyor suçun unsuru oluşmamıştır. Eğer olsaydı diyor, o tarihten bugüne kadar bu açık ve yakın tehlikenin sonuçlarını biz görüyor olabilirdik demek suretiyle Yargıtay 216. maddeden verilen cezayı ne yapmış? Bozmuş. Demek ki burada hukuken de çok eski tarihli olması Canan Kaftancıoğlu lehine bu şekilde yorumlanmış. Şimdi ceza verdiği maddelere gelelim. 125.3 kamu görevlisine hakaret. Niçin kamu görevlisine hakaret? Burada da bir kafa karışıklığı da yaşanıyor. Diyorlar ki niçin Sayın Cumhurbaşkanı'na sarf ettiği cümlelerden dolayı TCK 125.3'ten dolayı cezalandırıldı? Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde başbakan. 2013 yılında başbakan. 2013 yılında başbakan olduğu için kamu görevlisine hakaretten. Şimdi orada Serap Hanım, bir yandan izleyicilerimizin aslında bu kamuoyunda oluşturulan algıyı, ya sanki Canan Kaftancıoğlu hiçbir şey yapmamış, sanki ifade özgürlüğü kapsamında bir takım sözlerinden dolayı ceza almış gibi bir algı oluşuyor. Çok ağır ifadeler var. Ya ben burada tekrarlayamayacağımız çok ağır. Peki bu suçun para cezası gerektirdiğini, yani hapse ya da işte vesaireye değil, para cezası iyi ile sonuçlanması gerektiğini söyleyen hukukçular var. Hı hı. Şimdi bakın, 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vermiş. Mahkeme 62'yi de uygulamamış ve 62'yi niye uygulamadığını da çok detaylı anlatmış mahkeme. Diyor ki 1, mahkemenin otoritesini tanımadı. Mahkeme aleyhine siz özgür değilsiniz ben daha özgürüm cümlesini kurdu. Ve yine bir takım pişman olmadığını ifade eden cümleleri var. Her ne kadar bu tweetler 2013-2014'te atılsa da Canan Kaftancıoğlu 1-2 yıl önce katıldığı TV programında attığı bütün tweetlerin arkasında olduğunu beyan eden açıklamaları var. Bunun hukuken önemi yok ki ceza hukuku anlamında. Arkasında olsa olmasa eylem... Başka bir şey anlatıyorum. Niye o tarihten bu tarihe? Şimdi siz çıktınız. Çok ağır ifadeler kullanılmış. Çok ağır. Ve merak edenler de Google'a girmek suretiyle bakabilirler ki ben burada ifade etmek istemiyorum.
Canan Kaftancıoğlu önüne pişmanlık getirmemiş. Ya o tarihte ben bu tweetleri attım ama aradan geçen zaman içinde baktığımda hoş olmamış gibi bir cümle kullanmamış. Çünkü sizler bir kişiyi rencide edici, saygınlığını zedeleyici, kaba sözler sarf edip en sert şekilde eleştirebilirsiniz. Bir siyasi olmanız veya eleştirdiğiniz kişinin de siyasi olması sebebiyle. Ama bu kişiye alenen ağır hakaret edemezsiniz. Yargıtay da bunun tespitini yapmış. Diğer taraftan TCK 299 kapsamında ceza vermiş. Orada da yine asla fikir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek ağır hakaret var. Bununla ilgili de Yargıtay 2 yıl 4 ay suçu 1 yıl 9 aya indirmiş. Demiş ki sen burada zincirleme suç hükümlerini uyguladın ama uyguladığın bir takım tweetlerde ben senin gördüğünü görmedim demiş. Bu demiş kaba, rencide edici, eleştiri mahiyette kabul ettim. Dolayısıyla zincirleme suçtan da çıkardım diyerek 1 yıl 9 aya düşürmüş. Ve TCK 301 kapsamında da devlete seri katil dediği için de devleti aşağılama suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası vermiş. Biraz önce ifade ettik. 216'yı o açık ve yakın tehlike oluşsaydı bugüne kadar oluşurdu diye. Ki bence de isabetli bir tespittir. Oradan kararı bozuyor. Diğer taraftan da terörle mücadele kanunu madde 7. Yani terör propagandasından verilen cezayı da bozmuş. Niye bozmuş? Şimdi malum bir yasa değişikliğiyle terör propagandasında sadece terör ve teröristi övme diye bir hüküm değiştirildi. Diyor ki sen diyor o terörün diyor şiddet veya teröristin diyor şiddet eylemlerini öveceksin. Yani sadece burada Sakine cansız lehine yaptığı paylaşımdan dolayı ben bu değişiklik sebebiyle terör propaganda suçunu çıkarmam diyor. Bence hatalı. Tekrar terörle mücadele kanununda terör elebaşlarını, terör örgütü üyelerini sayın denmesinin dahi terör propagandası kapsamında ele alınması gerektiğini düşünen bir hukukçuyum. Ama en nihayetinde hukukçular önündeki yasal düzenlemeye göre karar vermek zorundalar. Bu noktada da Yargıtay kendi içtihatlarıyla uyumlu bir karar vermiştir diye düşünüyorum. Netice itibariyle Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'de hukuk devleti yok diyorlar. Türkiye'de Canan Kaftancıoğlu muhalif kimliğiyle tanınan bir isim. Toplumun bütün değerleriyle ters bilinen bir isim. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes için nasıl işliyorsa, Selami Hoca için, benim için, Rezan Hoca için, Canan Kaftancıoğlu için de Yargıtay'a başvuru avukatları ve 9 yıllık cezası bugün 5 yılın altına inmek suretiyle Canan Kaftancıoğlu hapse girmekten kurtuluyor. Burada ince bir hesap yapıldığı, zaten cezanın da bu yönde verildiğini söyleyen, bunu eleştirenler var. Yani bunu siyasi bulanlar da var. Yani Canan Kaftancıoğlu ceza alsın, siyasi yasaklı olsun ama içeri girmesin gibi yani, bir... Yargıtay'ın bu tarz değerlendirmeler yapacağını zaten düşünmüyorum. Zaten meselenin hukukunda işi değil bu. Çok, siyasi boyutuyla çok ele alındı kamuoyunda. Yani tabii bir siyasi figür çok normal tabii, yani. Siyasi boyutu da olduğu açık yani. Ama Canan Kaftancıoğlu, sonuç itibariyle var. Canan Kaftancıoğlu'nu çıkıp Türkiye'de hukuk var, hukuk devleti noktasındaki tüm eleştirilerimizden bizi utandıran bir karar çıkmıştır. Türkiye'de hukukun var olduğunu, hukukun herkes için var olduğunu gösteren bir karardır diye açıklama yapmasını beklerdiniz. Yaşadığı ülkeye dair bu doğru tespiti yapabildi mi Canan Hanım? Hayır, yapamadı. Hala kendisinin çok büyük bir mağduriyet altında olduğunu. Ya arkadaş, bu oraya toplanan milletvekillerine sormak lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Ve Millet İttifakı'na yakın hukukçu dostlarımıza sormak lazım. Bir taneniz çıkın deyin ki bu sözlerin hakaretten dolayı ceza alması mümkün değildir diye bir tanesi çıkıp burada bizlerin gözünün içine bakarak söyleyebiliyorlarsa o zaman deriz ki bu karar siyasidir veya değildir. Yani o sözleri dünyada, Türkiye'de hakaret saymayacak bir hukuk düzeni olabilir mi? Sayın Canan Kaftancıoğlu, bizde bir anayasal hüküm mü var? Muhalifler hukuk denetiminden münezzehtir. Muhaliflere asla hukuk işlem yapamaz diye bir kaidemiz mi var? Suç işlerseniz kalkar ve karşılığında da size soruşturma açılır. Suç işlediğiniz sabit görülürse de o zaman net olarak ceza alırsınız. Türkiye'de de tekrar altını çiziyorum. Sürekli sosyal medyada tweet atan arkadaşlar, burada bu tweetler var. Her türlü vatandaşımız da girip Google'dan bu atılan, evet, hakaret vari cümleleri görebilirler. Siz yorumunuzu yaptınız. Bunun